Hatırlarsanız daha önce sizler zahmet edip izlemeyin diye çok kötü filmler olan Ketsi ve Lasgidi izleyip sizlere bu filmlerle ilgili düşüncelerimi anlatmıştım. Bugün ise sizler için Kerem Bursi'nin 2010'da çektiği Hollywood filmi Shark Topuz'u izledim ve film kötü olduğu için izlerken oldukça eğlendim. Aslında ben geçen yıla kadar Kerem Bürsin'in Teksas'ta büyüdüğünü bilmiyordum. Hatta oyun filmini izlerken arkadaşıma Kerem Bürsin niye çok Teksaslı gibi davranıyor demiştim. Kerem Bürsin'in soyadının Ü ile yazıldığını da bilmiyordum. Tabi sonra soyadını ve kendisinin uzun süre Amerika'da yaşayıp oyunculuğa orada başladığını öğrendim. Bugün konuşacağımız Sharktopus, Topuz, Kerem Bürsin'in ilk profesyonel oyunculuk deneyimi. Filmde bir köpek balığı ve bir ahtapot birleşip büyük bir canavar oluyor. <laughs> Wer oynadığı havalı karakter Andy de bu canavarı durdurmaya çalışıyor. Şu ana kadar filmden gördükleriniz ve duyduklarınız size çok kötü gelmiş olabilir. Zaten hemen hemen her programda Bürsin'in bu filmde oynamasıyla dalga geçiliyor. Sharktopus adında, Attapotus, Sharktopus. Evet. <laughs> <laughs> Topuzu izlediyse bilemiyorum. Abi. Gerçekten kötü yani. Ancak şart Topuz, Amerikan kültürü için normal bir film. Amerika'da çok değişik konuları ele alan düşük bütçeli bir sürü film var. Bunlara B-Movie deniyor. Ve bu filmler büyük hayran kitlelerine sahip. Bu filmin yapımcısı da efsane B-Movie'lerin yönetmeni ve yapımcısı Roger Corman. Bu adam Francis Ford Coppola, Martin Scorsese ve James Cameron gibi yönetmenlerin kariyerlerinin başlamasında çok büyük pay sahibi. Bu yönetmenlerin filmleri arasında Godfather, The Conversation, Goodfellas, Taxi Driver, Avatar ve Titanic yer alıyor. Oyuncu Jack Nicholson'ın oynadığı ilk filmde bir Corman filmiydi. Nicholson Corman'ı o kadar seviyor ki hakkında konuşurken ağlıyor. Yapımcı ve yönetmen Corman muhteşem filmler çekmek yerine birçok projeyle ilgileniyordu. Bu sebeple de filmlerinde yeni yeteneklere yer verebiliyordu. Zaten kendisi 2009'da Oscar onur ödülü aldı. Bürsin, Şaktopus tecrübesini ve Korman'ı Can Evrenol'la yaptığı videoda çok güzel bir şekilde anlatıyor. İzlemenizi öneririm. Hemen kapıyı açıyor, gel falan filan. Hi, I'm Roger. Hi, I'm Kerem. Oh, Kerem, that's interesting falan filan. Türkiye, I love Turkey falan filan. O kadar şey oldum ki, yeah I was like, what the fuck is going on? Yeah, you know, a a a <laughs> yani a, anladın mı? Yani ne oldu? Başladık. O söylüyor, ben söylüyorum, o söylüyor, ben söylüyorum, o söylüyor. Fuck, laflar yok. Anladın mı? Şey oldum. Pardon, bir daha başlayabilir miyiz? Yani... Ayrıca içinde Scorsese ve Tarantino'nun yer aldığı şu belgesele de bakabilirsiniz. Şark topusta Oscar'a aday olmuş oyuncu Eric Roberts da önemli bir rolde oynuyor. İkinci filmde Conan'ın bile bir sahnesi var. Bir iki sahneye bakıp Kerem Bürsinle dalga geçmek kolay. Ancak bence Bürsin ilk filminde gerçekten inanılmaz bir tecrübe yaşamış. Peki film kısaca nasıldı? Sharktopus'u izlemenizi çok önermem. Film oldukça kötü, ama izlerken eğlenebileceğiniz kadar da kötü değil. Yine de bazı yerlerde kötü oyunculuktan ve efektlerin yetersizliğinden zevk aldığım bölümler oldu. <laughs> Oh my god! Oh my god! Açıkçası filmdeki en iyi oyuncu net bir şekilde Kerem Bürsin'di. Herkes çok abartılı ve amatör hareketler yaparken oyuncu daha doğal ve sade bir oyunculuk sergiliyordu. Sharktopus, Amerika'daki saçma köpek balığı filmlerinden sadece biri. God bless America. Harika film Jaws'ın popülerliğinden sonra Amerika'da garip köpek balığı filmleri patlama yaptı. Bunlardan en popüleri Sharknado'yu kesin duymuşsunuzdur. Sharktopus klasik bir köpek balığı saldırısı sahnesiyle başlıyor. Alakasız bir kadın ona saldıran köpek balığından kurtuluyor ve sonrasında bir ahtopotun köpek balığıyla birleştiğini görüyoruz. Dünyanın en rezil görsel efektlerinden biriyle karşılaşıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Sonraki sahnede bir general ve iki bilim adamımsı tiple karşı karşıyayız. Bilim adamımsı tipler generale köpek balığını istedikleri gibi kontrol edebildiklerini anlatıyor. General ne olduğunu anlamıyor ve bunu ifade ederken muhteşem bir performans sergiliyor. I have no idea what she just said. Bir cümle sonra ne olduğunu anlıyor. S-11 is now totally under our control. Blue Water Corps has just created the Navy's next super weapon. Sands, crafty SOB. It. Ha bir de durup dururken general canavarı çalıştırmamız gerek diye kafa yiyor. It more I Abi sen buna para harcadım diyorsun ama bir dakika önce bu ne işe yarıyor diye soruyordun. Anladığımız kadarıyla bu canavarı deniz yoluyla Amerika sınırlarını korumak ve Meksika'dan kaçak geçişi önlemek için yapmışlar. Bu ancak Trump'ın aklına gelebilecek bir fikir. Ha bir de şu adam, şu kadının babası ve çok garip bir ilişkileri var. Make me proud, Sahnenin devamında takip edebileceğiniz gibi köpek balığının üstündeki çip saldırmaya çalıştığı bir bota takılıyor ve köpek balığı kontrolden çıkıp insanlara saldırıyor. Filmin devamında bir sürü alakasız insanın öldürülüşünü görüyoruz. En komik ölme sahnesi ise bu. Yükseklikten korkan bir kadın bungee jumping yapıyor. Oyuncular her saniye inanılmaz performanslar sergiliyorlar. Şu gülüşe bakın. <laughs> Sonra kadın korkusunu yeniyor ve üstündeki ekipmanları çıkarıyorlar. Nice. <laughs> Babe. <laughs> 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 Ben orada çalışan kişi olsam büyük ihtimalle 2 saat üstündekileri çıkardıktan sonra tekrar atlamasını kabul etmezdim. Neyse ikinci atlayışta da filmin görsel olarak iyi anlarından biriyle karşı karşıyayız. Işte. Köpek balığı Meksika'ya gidip ortalığı dağıtmaya başlayınca bizim bilim adamlarımız da Kerem Bürsi'nin havalı karakterinden yardım istiyorlar. Bürsi'nin karakteri gerçekten çok havalı. O kadar havalı ki havuzun altındayken takmadığı şapka havuzdan çıkarken bir anda belir veriyor. Bürsin sürekli içki içen. Kaslı ve çapkın bir adamı oynuyor. Bu arada film ruh hastası bir muhabirin hikayesini de anlatıyor. Bu kadın şark topuzu duyunca çok heyecanlanıyor. Şark topuzun insanlara saldırmasını görmek bile kadının aşırı hoşuna gidiyor. Filmin devamında kötü görsel efekt sahneleri ve rastgele birilerinin ölmesini izliyoruz. Baksanıza, insanlar önce kendilerini atmış. Filmde iki ana karakterin birbirlerini anladığı ve hikayesinin nefes aldığı bir sahnede var. Tek sıkıntı, sahneyi çekerken kamerayı odaklamayı unutmuş olmaları. Devamlılık hataları da bitmiyor. Bu sahnede köpek balığına ateş eden Birsi'nin elindeki silah bir anda yok oluyor. Ha bir de Sharktopus devam ettikçe şu kızın babası alkolik bir kötü adama dönüşüyor ve avuk subuk şeyler yapıyor. Neyse çok uzatmayacağım. Filmin sonunda Sharktopus bir gösteriye gidiyor ve herkes onu gösterinin bir parçası zannediyor. Sharktopus ortalığı dağıtıyor ve herkesi yok etmeye başlıyor. Kerem Bürsin halkı kaçması için uyarıyor. Ancak insanlar virüse inanmadıkları gibi Kereme de inanmıyorlar. O da harika bir çözüm buluyor. Böylece hem insanların hayatını kurtarmış hem de harika kaslarını öne çıkarmış oluyor. Sonra kızın babası kızına kötü olduğunu itiraf ediyor kıssa inanılmaz bir çıkış yapıyor. Baby girl, my SUV's in the parking lot. Go wait for me there. No. I'm not your little girl anymore. Bu sırada Sharktopus merhaba salaklar diyor ve insanların kafasını koparmaya devam ediyor. Kötü baba kızını kurtarmaya çalışırken ölüyor. Filmin sonunda Kerem Bey canavarı bir sopayla durdurmaya çalışıyor. Bu sırada da kızın bilgisayardan köpek balığını kapaması gerekiyor ama bir türlü şifreyi bulamıyor. Nicole! <laughs> Nicole! I got it. Oh dad, what did you do? <laughs> Şifre bal kabağı çıkıyor. Okay, I got it. İşte baba gibi baba. Make me proud, pumpkin. Told you to stop calling me that. Make me proud, Nicole. Evet, gerçekten de bir buçuk saat boyunca oturup şark topuzu izledim. Ancak sizler için bunu yapmak benim için bir zevkti. Hayat bir tuhaf. Kerem Bürsin'in böyle bir filmle oynamış olması daha da tuhaf. That thing better not jump out at us again. No. That only happens in the movies. <laughs> lütfen siz de izlediğiniz en tuhaf filmi yorumlara yazın. Zor bir dönemden geçiyoruz sevgili sinema aşıkları. Lütfen kendinize iyi bakın. Ve her duygunun geçici olduğunu unutmayın. Ayrıca lütfen bu videodan sonra günü istediğiniz şekilde geçirin. Hoşçakalın.